Deniyorum. Eşim beni aldatıyor mu acaba? Paranoyum. Aldatılmanın sebepleri ya da aldatılmayı erkenden öğrenmek nasıl olur? Bunların hepsini... Dur dur, bir tane daha var. Bu çok önemli. Eşim bana şiddet uyguluyor diyorsanız. Ya o kötü bir şey. Kaba kuvvet uyguluyor, şiddet uyguluyor. Beni kısaca dövüyor diyorsanız. Efendim ne olur ekran başına. Lagaligo değil burada. Sevgili İnci Yeşilyurt. İletişim uzmanı kendisi. Ayrıca da profesyonel imaj ve iletişim uzmanı. Öyle bir bayan ki zaten geldiğinde hemen onun enerjisinden alacağımızı almaya başlayacağız. Hazırsak İncimi çağırıyorum. İnci. Öyle güzel çağırdın ki. Zaten geldiğimden beri kendimi evimde kadar rahat hissettim. Oh. Onca program dolaşıyorum. Maşallah. İçinizde kendimi ailemde bir gibi hissettim. Çok teşekkür ediyorum. Ay ne güzel nasıl hissediyor. Tabii canım öyle. Şimdi İnci. İnci sen neden buradasın bugün İnci? Aile... Sen kimsin İnci, sen kimsin? Kıyamam sana. Aile hepimizin de bildiği gibi özellikle Türk ailesi tüm dünya medeniyetleri içinde en örnek olan toplumun en küçük birimi ve biz ailemizi özellikle ben aile birliğinin korunması yönünde gençlerimizin sağlıklı doğru evlilik yapması yolunda. Çünkü doğru adam doğru kadın yoktur. Doğru evlilik vardır. Doğru anlaşma şekli vardır. Doğru konuşma biçimi vardır. Ve insanlar madem ki aynı yolda yürüyorlar, madem ki evlendiler, sırt sırta versinler. Birlikte o yolu, birlikte o hayat mücadelesini tamamlasınlar. Bunu yaparken de problemleri en aza indirelim. Ondan sonrası zaten mutluluk bizim kapımızda olacak. Peki diyorsun ya sen, neydi o ilaç tedavisi olan bir yere, bir yer, bir yere, neydi o? Şimdi, bütün evliliklerde problem yaşanabilir. Hepimizin hayatında problemli evreler geçiyor. Ama ekonomik yönden, ama manen, ama aileler yüzünden, ama çocuklar yüzünden. Önemli olan bu aşamalarda... Aramızdaki çiftler olarak problemleri küçükken tespit etmek, bunları büyütüp ilaç tedavilerine gerek kalmadan, ruhsal problemlere dönüştürmeden, hem kendimizi hem eşimizi yaralamadan, gerekirse bir uzman eşliğinde, yani bir problem yaşadığımızda annemizi, babamızı, arkadaşımızı arayıp, onlar iyi niyetle de olsa, ellerinden çözüm gelmiyorsa artık bu işin uzmanları var. Onlara başvurun. Onlardan telefonla destek alın. Şimdi şöyle bir şey. O zaman psikologlara ne zaman gidiliyordu? Şimdi eşlerden herhangi birinin ya da ikisinin ruhsal bir problemi varsa ama terapiyle düzelecek şekilde varsa adresi tabii ki psikologlar. İlaç da düzelecekse? O zaman psikiyatriye tabii ki. Psikiyatriye. Alkol problemi var, kumar problemi var. Peki biz niye buradayız? İletişim problemi. Konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz. Aynı anda konuşuyorsunuz, kavga ediyorsunuz, bana bağırıyorsunuz, öyle yapıyorsunuz. Eğer bu varsa, yani iki taraf birden konuşuyorsa ya da iki taraf birden susuyorsa, bir taraf içine atıyorsa doğru yerdesiniz. İnci Hanımcığım bugün bize neler ve neler ve neler anlatacak. Hepimizin hayatından bir şeyler bulacak. Vallahi ben de bulacağım kendi hayatımda. Sen de bulacaksın. Peki bekarlar bir şey bulur mu? Bekarlar da doğru evlilik yapmanın yollarını bulacaklar. Daha ne yapalım? Daha biz? Ne yapalım biz yani? Daha ne yapabiliriz bilmiyorum. 0212 300 06 06 irtibat numaramız. Lütfen bizi arayın. Stüdyomuz içerisinde sorusu olan var mı? Daha şu anda olmaz zaten Serdem. Hele biz bir açılalım. Evet. Valla. Önce biz bir açılalım. Tamam. Ben diyorum ki önce evlilik ne nedir? Yapacağız? Ne yapmak lazım? İki kişi... her biri bir aileden çıkıyor, biri bir aileden çıkıyor. Insan. Onun kültürü farklı, bunun kültürü farklı. Şimdi Necdet olsun, damat ben olayım gelin. Evet. Tamam mı? Tamam. Necdet, ablam sen benim tabii, kardeşimsin tabii. Ama şimdi burada tabii. Gösteriyoruz. Tabii. Tamam. Şimdi... Ben de huysuz, suratsız bir gelin olayım. O? Tamam. Tamam, olabilirsin. Tamam. Necdet de çok muhlis. İşte böyle bir. Efendi, tamam. Aynen böyle efendi bir damat. Ben sana dedim, annemlere gideceğiz. Ben istiyorum. Anneme gideceğiz. Annemin istediği gelinliği giyeceğim. Ben senin annenin istediği gelinliği giyemem. Kusura bakma. Şimdi bunun adına vıdı vıdı diyoruz. Ve doğru. Vıdı vıdı yapmayın diyoruz. Eşinize vıdı vıdı yapmayın. Bezdirip kapı kapı dolaştırıp başka kadın arattırmayın. Aa, bana bak gözünü ayarım senin başka kadına bakarsan. Ve aldatıldığının da belirtilerini zaten eşin sana bu şekilde bakıyorsa anlarsın. Nasıl böyle boş boş. Başka tarafa bakıyorsa boş boş bakıyorsa. Adam gitti.
Hayır, şimdi, benim şimdi şöyle bir huyum var. Normalde hani konuştu ya şimdi 10 saniye 15 saniye böyle. Normalde benim bir huyum var. 5 saniyeden sonra ben çeker giderim. Kaçarsın. Vallahi ben hemen kaçarım. Olur mu? Nikah masasına gidiliyor. Necdet, neden kaçıp gidiyorsun? Normalde bana bak. Bu gelin ama fena gelin. Evde gelin kaldı bambaşka gelin. Bir gelin. Gelinliklerle evde kaldı. Hadi ananın evine. Hadi canım. Hadi. Aldığım yere, aldığım yere. Şimdi tabii ben İnce Hanımcığımın lafını böldüm. Böyle biraz güldüreyim sizi dedim ama evet. Yok, iki buna tane benzer, ayrı insan. Şimdi buna benzer zaten evlilikler var. Bu abartılısı ama var. Ya yok, böyleleri de var. Var var. Bize daha de var. İşte biz görüyoruz. Var. Ay, düşman başına bile olmayanı var, var ben biliyorum. Var. Şimdi evlere şenlik dediğimiz kadın veya erkek modelleri var. Mesela nedir o evlere şenlik? Evlere şenlik dediğimiz kadın erkeği tam bir para kasası olarak görür. Sadece para aracı olarak görür. Masraflarımı görsün, evin ihtiyaçlarını görsün. Şöyle yani, oluyor yani. Kocacığım. Bazı programlarda da görüyoruz Serdem. Yani ilk olarak erkekte aradığı özellik maaşı var mı, evi var mı, arabası var mı diye soruyorlar. Sorayım mı? Sor. Maaşın var mı? Var olmaz mı? Evin var mı? Var var. Başka ne soruyordun? Emekli maaşıma emekli az kaldı. Emekli maaşına ne kadar? Az kaldı. Şimdi ben de sana uzman olarak 40 sene sonra şunu soracağım. Sen bu soruları soruyorsan bu erkeğe, sen bu adama ne vereceksin? Ben vermeyeceğim, alacağım. Almadan vermek Allah'a mahsus. Bak, duydunuz mu? Ya. Şimdi kızlarımız diyorlar ki ben güzelim güzelliğimi veya beni hak edecek. Hayır, evlilik bu dengesizlik değildir. Evlilik... Sen bir aileden çıktın geldin. Necdet bir aileden çıktı geldi. İkiniz artık yepyeni bir aile kurdunuz. Evet. Ve yürüyeceğiniz yolda maddi manevi aklınıza ne geliyorsa her türlü problemle karşılaşacaksınız. Karşılaştığınızda ne zaman siz yan yana gelip sırt sırta durmayı beceriyorsunuz? Hem topluma karşı, hem işe karşı, hem paraya karşı, her şeye karşı. Aileye karşı da sırt sırta durmak Hayır, lazım. Hayır, bakın şimdi. Hadi bakalım. Aileler, aileler gelin içinde, damat içinde başlarının tacı olmalı. Ama, ama şu da var. Ben gelinim yüzümden yuvam dağıldı diyen bir kayınvalide görmedim. Ama kayınvalidem yüzümden yuvam dağıldı diyen çok gelin var. Şimdi büyükler büyüklüklerini yapacaklar, saygılarını koruyacaklar. Biz gelinler de bize hayat arkadaşımızı doğuran hanımefendiyi veya beyefendiyi baş tacı edeceğiz. Başımızda, saygımızla. Nedir? Rahatsızlandı, ona buna teslim etmeyeceğiz, çalışmıyorsak biz ellerimizle kendi anamıza bakar gibi. İsteyerek ama bakmak lazım. Bir de yani bundan getirenler var. Bu da nasıl olur Serdem? İsteyerek bakabilmek için önce o evliliğe ve kocaya veya kadına aşk, gerçek aşkı duymak lazım. O zaman lafını balla kesiyorum. Reklamlardan önce hemen anonsumu yapıyorum. 0212 300 0606. Evlilikleri kurtarmıyoruz. Sadece evlilik. Tüm hızıyla devam ediyor. İletişim uzmanımız İncim Yeşilyurt bizimle beraber. Ne güzel bakışı. Ama senin sen öyle bakıyorsun. Telefonlar durmuyor. Ardı arkası kesilmiyor. Aman Allah nazardan saklasın. Eşim ile aramızda güven problemi var diyorsanız, evlendim, eşim değişti, huyu değişti, adama bir haller oldu ya da hanıma bir haller oldu diyorsanız, aha bu seyrettiği televizyon dizilerinden etkilendi, para pul peşinde, lüks peşinde diyorsanız, şiddet uyguluyor bana, çoluğum çocuğum bunu görüyor diyorsanız, kaynanamsız bir günümüz geçmiyor, bir saniyemiz geçmiyor diyorsanız ya da eşim annesini kıramadığı için sürekli tartışıyoruz ve kırılan hep ben oluyorum diyorsanız. Hep annemin dediği olur diyorsa. Önce annem diyorsanız. Önce mesela. Annem var böyle. Böyle çok, böyle çok problemler var, de var. Ya da aşk bitti. Eskisi gibi beni sevmiyor. Eminim diye kendi kendinize kuruntu yapıyorsanız. Beni acaba artık sevmiyor mu? Değil mi? Diyorsa. Bir de bunu şu, nereden anlar? İncim bir de şu var. Vardır böyleleri. Eminim. Cep telefonlar kurcalanmaya başladıysa. Tabii. Kimden mesaj geldi, kimi aramış. Büyük bir güvensizlik problemi. Veya cep telefonları onun yanında kapatılıp veya gizli gizli konuşuluyorsa. Hakikaten ama bak ben de huylanırım öyle bir şey olsa. Evet. Şimdi karşılıklı güvenin temelidir zaten. Eşinin yanında rahat konuşabilmek herkesle. Çünkü eş demek onunla her şeyi paylaşmak demek. Ya, eşin her şeyi bilmesi demek. Ne demek o gizli gizli içeriden sus telefon olmaz konuşmaları? Olmaz öyle. Sus mesaj ki. Kimden geldi? Seni ilgilendirmez değil. İlgilendirir. Çünkü o hayat yolunu birlikte aynı yolun sonuna doğru gidiyorsanız o sizin sadece hayat arkadaşınız değil, kaderdaşınız aynı zamanda. Ya, çok güzel bir kelime. Kaderdaş. Bu arada evet. Sevgili Dicle Akbaba, Dicle'm
Geçmiş olsun ablam, geçmiş olsun gülüm. Tez zamanda inşallah iyileşirsin. Ve Neslihan Aksu, her şey Allah'ın izniyle iyi olacak meleğim. İki tane söylemim vardı. Sen çok cicisin. Biz bu konuşmaları bugün böyle çekeceğiz, çevireceğiz. Çevireceğiz, iyi olacak. Göreceksiniz. Dinleyin. Necdet, başladın mı sen? Aile terbiyesi varsa telefon var. Hiç çekinmeyin. Telefon var. Hadi alalım telefonu. Hadi al. Alo. 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 Buyurun, nasıl yardımcı olabiliriz? Eşimle problemlerim var, onun için aradım. Almanya'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz arıyor. Buyur Gülüm, dinliyoruz seni. Merhaba. Merhaba Gülüm. Sizi severek izliyorduk. Alçak şarkısından beri. Takip ediyordum. Bir ara yoktu, tekrar oldu. Şu an çok mutluyum. Canım çok teşekkür ederim. Canım benim. O alçak şarkısını... Yüreği yaralı herkes dinliyor, herkes seviyor. Vallahi iyi ki de öyle bir şarkı yapmışım yani. Bırakıp evet, kaçmak halen, sana yapışıran canım. İnternetten bazen bakıyorum halen klibinize. Yeni albüm çıkıyor, Alçak da onda var yeni versiyon, hiç merak etme. Çok sevindim. Şimdi çok sevindim, tekrar dinleyeceğim o güzel şarkıyı. Sesi problemli belli. Derdin var, buyur. Burada derdine derman olmaya çalışacağız. Önce Allah. Evet. Sesinizi alamadım. Dinliyorum. Ne kadardır evliyiz? 10 yıldır evliyim. 10 yıldır evlisin. Ne kadar zamandır problem yaşıyorsun? Kilo aldığımdan beri. Kilo aldığından beri. Çocuk sebebiyle mi aldın kiloyu yoksa iştahın mı açıldı diyelim? İki tane çocuğum var. Allah İki başlasın. Oğlum oldu. Allah başlasın. Her doğumda yaklaşık bir 20 kilo aldım. Şu an tam 90 kiloyum. Tamam. Boyun kaç? Boy bir 58. Anladım. Şimdi doğal olarak... Eşler arasında fiziksel görünüm veya kendine bakma dediğimiz gerçekler tartışılmaz. Ama çocuk sebebiyle veya hastalık sebebiyle alınan kilolar rahatlıkla bir uzman yardımıyla verilebiliyor artık günümüzde. Ama öncelikli olarak şunu kafamızdan çıkaralım. Ben artık evlendim. Kocam ya da karım beni her halimle kabul edecek. 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 Ama şöyle, edecek. Şimdi şöyle var. Bana kalır. Nişanlıyken ne yapıyoruz? Aman o gelecek, üstüme başıma çeki düzen vereyim. Aman tıraş olayım. Aman pantolonum ütülü olsun diyoruz. Aman saçlarım. Dikkat edin. O günlerde birbirimize yaklaşımımız, birbirimize konuşmalarımızda kelimeleri daha dikkatli seçiyoruz. Üstümüze başımıza özen gösteriyoruz. İşte biz buna doğal olmayan imaj diyoruz. Ama yani peki, birbirine beğendirmek için dikkat ediyoruz. Evlendikten sonra ne oluyor? Biz doğal halimize dönüyoruz. Ama ev işi, çamaşır, bulaşık, iki tane çocuk, şimdi, adam geldi, oydu, buydu. Nereden? Beyaz çamaşırları öndeki ipe, renklileri arkadaki ipe, konuklar geldi, misafirler geldi, onları kekler, börekler hazırlayayım, çocuklarla ilgileneyim derken, akşam topu topu iki saat evde olan adamı kulak arkası edeceksek, onu yapmak yerine, adam akşam eve geldi, onu... Senin parkelerin biraz daha tozlu olsun ama senin cilven olsun. Ya adam o tozları görmez bile. Pis şimdi ben biraz muhalefet oluyorum. Eğer pis kadın deyip de çıkabilir işin içinden. Çıkmaz. Ha? Şimdi erkek ne ister? Eve geldiğinde huzur ister. Tamam. Güler yüz ister. Hizmet dediğimiz. Necdet de kafa sallıyor orada. Evet. Doğru. Doğru. Erkekler burada. Evet. Ben sadece evime gidip bir huzur bulayım. Güler yüz bulayım ister. Bir de yatak odam sıcak olsun ister. Öyle mi ister? İncim ne olur. İster, zeytinyağlısı ister. Ayrı, tatlısı ayrı, böreği ayrı. Onu ne zaman Kayık ister? Ayrı, onu da söyleyelim. Seviyor mu normal? Ben mi yanılıyorum? Onu ne zaman ister söyleyelim. Heh. Onu ne zaman ister? Şimdi erkek evlenmeden önce geldiği ailesinde aldığı bir terbiye ve görgü var. Heh. Şimdi erkek karısı çalışsa da çalışmasa da annesinin yaklaşımını, annesinin yaptığı yemekleri arar. Benim oğlum da arar. Tamam, arıyor, bir şey söyleyeceğim. Ama. İzleyicimizin kocası kilo alsaydı acaba izleyicimiz problem yapar mıydı kocasının kilo alsaydı? Yapar mıydı? Yapan kadınlar var ama. Hayır, yapmazdım. Dur, bak ne diyor hocam. Yapmazdım, saçları döküldü. Şu anki el yapmıyorum. Ama ben kel erkeklerden hoşlanmıyorum. Şimdi belki kel olmasa onu daha yakışıklı yapmıştır senin gözünde. Ya hayır, ben kel erkeklerden hoşlanmıyorum ama bunun onun başına kalkmıyorum. Ay, kadınlar farklı. Kadınlar şimdi, baş tacı biz yapıyor. Biz çok duygusal varlıklarız. Erkekler bizim kadar duygusal değillerdir. Ne diyor sana? Biz ilgi isteriz. Onun hakaret ediyor. Sana yakışmış demesini isteriz. Bak hakaret ediyormuş ama. Ha, şimdi. Arkadaşların hanımlarıyla kıyaslıyor. Onların 4-5 tane çocuğu oldu, senden daha zayıflar diyor. Değil mi? Onlar değil kadın mi? Değil mi? Değil mi? Çok kızdım. Yok. Şimdi evliliklerde bu tür problemler... Hocam tut sen beni. İncim tut beni. Serdem, şimdi
şaka bir yana, evliliklerde bu tür problemlerin altında yatan başka sebepler var aslında. Yani kilo burada patlayan sebep. Patlayan gerekçe, göz önündeki gerekçe. Şimdi ben hanımefendiyle oturayım, birkaç saat konuşayım. Ta onları tanışmalarından itibaren alayım. Onun altında erkeğin de kadının da rahatsız olduğu evlilikte problemler var. Peki izleyicimiz ne yapmalı? Kilo mu vermeli? Şimdi kilo vermesi zaten sağlığına faydalı. Tamam. O kilodan önce bir kendine kurtulunca zaten kendine güvenin de artacak senin. Kendine güvenin artınca konuşman bile değişecek. Anlatabildim mi? Konuşman değişince eşinin de sana karşı hareketleri de değişecek. Ya ama o zaman bir şey söyleyeceğim. Yalan olacak. Yok. Yani kilo almışken yanılıyor muyum? Bak ben seninle aynı kafadayım. Şimdi... Serdar Hanım zaten size bayılıyordum. Şimdi iki fazla, iki üçü daha fazla beğenmeyin. Bak. Kiloluyken başıma kakıyor diyor. Evet. Hadi verdi kiloyu. Ha. Yalandan bir şey olacak. Onu kendisi için yaptı. Bilecek ki kocası o kilolu dönemlerinde bunu kafasına kakıyordu. Yani hani şimdi de kız istiyor ama. İki olandan sonra kız istiyor şimdi. Anacığım senin eşin de yani. Radyoya çalışmak istiyor. Yok o da yok öyle. Yani sen makine değilsin. Acaba şöyle mi diyor? Kilo verdi. Hani bir de korkuyor mu adamcağız? Şimdi 90 kiloda hamile kaldı. Bu kadın 120 kilo olur mu diyor? Kesinlikle korkuyordur mutlaka. Sürekli baskı yapıyor. Bu ara vermek zorundasın. Oğlan 2 yaşına girdi. Hemen ver bir tane daha yap. Ay yazık kız. Annem baban nerede? Annem babam Türkiye'de. Ay yazık kız bu kıza. Tek başına kalmış. Valla yazık tek ya. Tek başına gurbette. Kalmış. Allah öncelikli olarak yardımcınız olsun. Gurbettesiniz o yüzden diyorum. Sağ olun. Gönlümüz sizlerle. Ama şunu ne bir. Ne yapmamız gerektiğini ya da şöyle ne söyleyeyim. Yapmam gerektiğini ya da bu şunu birazdan söyleyeyim. Birazdan reklamlar. Kız yedir onu da neydi senin gibi kilo aldı. Bir